Herkese merhabalar. Yine çok önemli bir webinarla karşınızdayız. Enokta olarak çok teşekkür ediyorum ilginiz için. Bugün aslında son dönemde hayatımızın bir parçası haline gelen yeni dünya düzeni ya da kaosun biraz daha ötesini konuşuyor olacağız. Çok değerli bir konuşmacımız var. Sayın Faruk Eczacıbaşı, Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı bizlerle beraber. Kendisiyle aslında yeni kitabı, yeni yayınlanan kitabı diyeyim ben, hem başlangıç noktasını hem de bu yeni dünya düzenine uyumla ilgili çok önemli bilgileri ilk ağızdan duyma şansımız olacak. Enokta webinarları süreci içerisinde teknik destek ihtiyacımız olabiliyor. Bazen bağlantı hızlarınıza, bazen teknik birkaç konuyla ilgili. Bu durumda katılımcılar arasında bulunan Enokta webinar, sanal bir kişilik ama gerçek bir kişi var arkasında. Destek ekibimiz var. Ve sevgili Tuğçe bizle, Tuğçe Sarıkaya. Direkt onlarla yazışarak ilk ağızdan probleminizi iletebilir ve çözümü sağlayabiliriz. Webinarımız aynı zamanda kayıt altına alınmakta. Yine Faruk Bey'in izniyle bu kaydı da sizlerle paylaşıyor olacağız. İletilen sorular var. Çok teşekkür ederim. Konuyla ilgili, gündemle ilişkili. Bunları da webinarımızın son kısmında yanıtlıyor olacağız. Onun dışında her an bize soru iletebilirsiniz. Birazdan, daha doğrusu zaman zaman soru iletmeniz için soru ekranlarını açacağız. O yüzden lütfen webinarı dinlerken sorularınızı not ediniz. Webinarımızın sonunda bu soruları alacağız. Mümkünse zor soruları iletelim. Gerçekten bu konuda zor soruları sorabileceğimiz bir kişi var aramızda. Sayın Faruk Eczacıbaşı. O yüzden en zor soruları not edelim. Bugün Faruk Bey'le birlikte yanımızda Cem Bey var. Cem Bey de başlangıç noktasında. Ben aslında sözü daha fazla uzatmadan hem Faruk Bey'e hem de Cem Bey'e vermek istiyorum. Ardından da zaten ana sözü, ana sahneyi Faruk Bey size bırakıyor olacağız efendim. Tekrar çok teşekkür ederim tüm insan kaynakları, tüm eğitim profesyonelleri ve aslında tüm iş hayatından girişimcisinden profesyonelinden pek çok Çok katılımcımız adına teşekkürler Ahmet değerli Bey. birikimlerinizi Herkese paylaştığınız için. hoş Çok sağ olun geldiniz Faruk diyorum Bey. ve bu bak şansı bana verdiğiniz için de çok teşekkürler. Bu benim için çok büyük bir zevk. Yani hakikaten çok ilginç zamanlar yaşıyoruz. Hem konuşurken zaten biraz gündeme de gelecek. Bu pandemi veyahut işte adına her ne diyorsak COVID, korona çok ilginç bir zamana denk geldi galiba. Ben kendi açımdan bakıyorum. Benim devamlı ifade etmek istediğim bir şey var. Dile getirmek istediğim bir şey var. O da davranışlar bizim alışkanlığımızdan kaynaklanan davranışlarımız teknolojinin gelişmesinden dolayı epey değişmek zorunda kalıyor. Fakat alışkanlıklarımız şimdiye kadar her zaman üstün çıktı ve alışkanlıklarımızdan vazgeçmedik. Ve buradan birdenbire son 3,5 ay diyelim, hatta 4 aya yaklaşıyor. 4 ay önce hiç bilmediğimiz, hiç garip bir milimetrenin onda biri kadar bir varlık geldi. Bütün dünyayı esir aldı. Şimdi önce şeye girmek istiyorum ben. Davos toplantısında, Dünya Ekonomik Forum toplantısında ki risk katılımcıların dünyadaki küresel riskleri nasıl değerlendirdiği konusundan hareket ederek söze başlamak istiyorum. Bakın 2008 yılında bu renkler risk kategorilerini ifade ediyor. 2008 yılında yalnız ekonomik, sosyal ve biraz da jeopolitik riskler ön tarafa çıkmış. Yani dünyanın ilk en önemli 5 tane riski bu 3 ana kategori paylaşmış. Aradan 10 sene geçtikten sonra çevreci riskler ve teknolojik riskler bütün diğer konuları bertaraf ederek en üst tarafa gelmiş. Yani diğer
bundan 10 sene önce kabul edilen bütün riskler bir tarafa gitmiş, 10 sene sonra yalnız teknolojik ve çevreci riskler kalmış. Şeye geldiğimizde 2 sene sonra, yani bu sene Ocak ayında baktığımız zaman silme çevre riskleri görüyoruz ortada. Teknolojik riskler bile, teknolojik risklerin bile ortadan tamamen kalktığını görüyoruz. Ve ortadaki riske bakarsınız, doğal felaketler diyeyim, onun tam göbeğindeyiz şu anda. Herhalde kuşaklar boyu anlatılacak bir hikaye çıktı insanlara. Yani bu savaşlar kadar ve olabilecek en yoğun ekonomik krizler kadar hatıralarımızda yer edecek bir olayın şu anda tam ortasındayız. Ben özellikle internetin ortaya çıkmasından sonra, yani aşağı yukarı tam 30 sene öncesinden itibaren, ki aşağı yukarı benim çalışma hayatımın yavaş yavaş başlarından ortalarına geçtiğim döneme denk düşüyor. O zaman internet ortaya çıkmıştı. O zamandan beri teknolojinin kendisinden değil de gerekli davranış değişimleriyle mümkün olduğu kadar ilgilenmeye başladım. Çünkü teknoloji tarafı daha çok teknologların işleri. Ve sonunda ve beni kitabı yazmaya iten konu da şu oldu. Biz işte internetin ilk dönemlerinde ortada bir takım laflar diyor. Bir bilgi toplumu lafıdır dolanmaya başladı. İşte biz Türkiye endüstri toplumunu kaçırdı. Bari bilgi toplumunu yakalasın. Bilgi toplumu aşağı, bilgi toplumu yukarı. Devamlı bir bilgi toplumundan konuştuk. Halbuki benim özellikle son 5-6 yıldır gördüğüm bir konu bilgi toplumu değil, kırılım. Bilgi toplumu zamanı değil, bilgi toplumu, endüstri döneminden sonra kırılım dönemi geldi. Ve bu kırılım dönemi de bundan sonra herhalde ila nihayeye devam edecek. Ne demek istiyorum kırılım dönemi? Kırılım tabiriyle aslında İngilizce disruption denilen tabirin benim dilimde Türkçe'ye tercümesi. Çünkü disruption Türkçe kelimesi yok. Disruption, herhangi bir yapının, herhangi bir alışkanlığımızı veya kullanım alışkanlığımızı temelinden değiştiren bir yapı. Bir iki tane örnek vereyim. Mesela Uber, taksicilik yapısını, kurulmuş olan taksicilik yapısını yıktı veyahut ona alternatif olarak geldi. Ve yepyeni bir yapı olarak ortaya çıktı. Yani taksi sistemini disrupt etti veyahut kırdı diyelim. Airbnb'den bahsediyoruz. Airbnb işte otelcilikte yeni bir sistem. İnsanların evlerini otel odası gibi kullanmayı sağlayabilecek bir sistem olarak ortaya çıktı. O da otelcilik kavramını disrupt etti. Fakat benim son zamanlarda gördüğüm en önemli disruption, işte son 10 senedir belki yaşadığımız en önemli disruption veya kırılım sosyal medya. Sosyal medya bütün bizim gazete okuma, dergi okuma, haber alma alışkanlığımızı tepeden tırnağa değiştirdi. Bugün bakıyorsunuz bundan 10 sene önce insanların gazete okuma oranının %70 iken şu anda bu oran %30'un altına düştü. Bunun ötesinde bir takım daha farklı değişiklikler oldu. Ne oldu? Mesela eskiden hiyerarşik medyada alıştığımız yapı, birileri konuşuyor, birileri yazıyor, binlerce kişi, on binlerce kişi dinliyor veyahut görüyor veyahut okuyor. Bu kendini herkesin konuşup herkesin
dinleyebildiği bir ortama getirdi. Bu iyi mi kötü mü? Buraya daha sonra geleceğiz ama benim inancımca bu hakikaten yaşadığımız disruption'ların en önemlilerinden bir tanesi. Ayrıca şu anda belki gündeme gelmesine gerek yok. Blok zincirleri, blockchain'ler de ayrıca önemli. Hem finans dünyasında hem hukuk dünyasında önemli disruption'lar yaratabilecek yapılar. Disruption dedik ve birdenbire korona virüsüyle karşılaştık. Korona da bana sorarsanız kırılımın dik alası. Tam ben Türkçe tabiriyle kırılımların anası olarak karşımıza çıktı. Bizim tüm alışkanlıklarımızı, tüm ekonomiyi, tüm sosyal yapıyı etkileyebilecek kadar güçlü bir yapı diyebilirim. Ne kadar böyle devam eder? Biz biliyorsunuz, eminim ki bütün dinleyiciler şimdi bu bombardımanla karşı karşıyadır. Hayatımız bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bundan sonra her şey şöyle değişecek, böyle değişecek diye bir sürü öngörülerle uğraşıyoruz şu anda. Bunlar doğru olabilir, yanlış olabilir ama bildiğimiz bir şey var ki bundan sonra hayat da bir takım yeni alternatifler, bir takım yeni seçenekler yerini alacak. Asıl ilginç olan tarafı bana sorarsanız bu zorunlu olarak alışkanlıklarımızı değiştirdiğimiz bir anda, zorunlu olarak alışkanlıklarımızı değiştirerek gelecek. Eskiden alışkanlıklarımızdan fedakarlık etmiyorduk ama şu anda zaten ediyoruz. Yani şu anda kimse işine gitmiyor. Birçok insan işine gitmiyor, evinden izliyor. Yani bu demek ki olabiliyormuşların, biz bundan sonra daha fazla yaşayacağız. Böyle bir alışkanlıkların kırılımından sonra. Ben özellikle bir takım bizim sahip olmadığımız, bizim kuşağın sahip olmadığı ki benim konuşmaya iten veyahut anlaşmaya iten konulardan bir tanesi, belki de en önemlisi, çalışma hayatında biz hangi alışkanlıklarımızdan gerçekten vazgeçmeliyiz ve onun yerine nasıl yetkinlikler koyabilmeliyiz, ben onun üzerine biraz konuşmak istiyorum. Biz, benim yetiştiğim dönemde, bugünkü kuşağın, hatta benden bir sonraki kuşağın dahi, bugün 45-50 yaşlarında olan kuşaklarında, onlar analog dönemde yetiştiler. Ne demek? Ya eğitimlerini internet öncesi aldılar. Hatta ilk çalışma hayatlarını internet öncesinde atıldılar. Fakat ondan sonra yepyeni bir ortamla karşılaştılar. Bizler dijital göçmeniz, sanal göçmeniz. Biz farklı bir dünyadan bu dünyanın içine geldik. Ama bundan sonraki kuşaklar da dijital yerli değil. Onlar her an kendi yapılarını tekrar değiştirmek zorunda. Yani bu dünyanın artık bir sakini yok. Bundan 10 sene evvel yetişen gençler, ne bileyim ben, Facebook'la işe başlamışken bundan 5 sene önce Instagram'a geçmeye başladılar veyahut 3 sene önce Instagram'a geçmeye başladılar. Şimdi TikTok geliyor. Bir müddet evvel veyahut bundan 15 sene önce normal telefon kullanır veyahut internet kullanırken, ekranda internet kullanırken, şu anda laptopları kullanırken, şu anda mobil telefon kullanılıyor. Yani bu gibi ihtiyaçlar, bu gibi alışkanlıklar, yeni yapılar ortaya çıktıkça, mesela yapay zeka devreye girdikçe veya yeni araçlar devreye girdikçe hızla değişmeye devam edecek.
Şimdi bunun için ben dört tane farklı özellik düşünüyorum. Yetkinlik düşünüyorum. Bunlar benim kuşağımda yoktu. Ve biz bunları öğrenmedik. Ben yeni kuşakların ve özellikle üretime girecek, üretken olacak kuşakların bu özelliklerin sahip olmaları ve onları beslemeleri gerektiğine inanıyorum. Bunlar da esneklik, yakınsama, ağ yapısı ve güvenlik diyelim. Ben planlama departmanında çalışmaya başladım bundan 45 sene evvel. Evet, 40 sene önce. O zamanlar işte 5 yıllık planlar yapardık, 3 yıllık planlar yapardık. Daha doğrusu 15 sene sonra 3 yıllık planlar yapmaya başladık. Şu anda hala bir şekilde 3 yıllık planları yapıyoruz. Ve ben dinleyicilere veyahut izleyicilere şunu sormak isterim. 3 yıl evvel yapılmış, bırakın pandemik dönemi, şimdiki dönemi, 3 yıl evvel yapılmış planların ne kadarı tutabilirdi? Aralık ayına geri dönelim. 3 yıl evvel yapılmış planların bugün için ne kadar tutarlı olduğunu düşünebiliyorsunuz. Bunun üzerine bir de pandemi geldi. Bu uzun dönemli planlamanın yerini artık gittikçe esnekliğin aldığını görüyoruz. Yani hatta bu planlamayla esneklik arasında bir %100 planlama veyahut %100 esneklik arasında bir yelpaze varsa eğer, burada esnekliğe yaklaşım planlamaya yaklaşımdan çok daha yakın olmalı. Bu hem bireysel olarak hem de kurumsal olarak geçerli. İkinci kavram yakınsama. Yakınsama da yine zoraki olarak ortaya çıkmış bir İngilizce kavramın Türkçesi bence. O da convergence. Bizler kutular içinde düşünerek yetiştik. Ve hala eğitim sisteminin aslında öyle olduğunu görüyorsunuz. Yani tarih dersi var, coğrafya dersi var, ne bileyim ben, matematik var, fizik var, biyoloji var. Üniversiteye gittiğiniz zaman da mühendislik okuyorsunuz, makine mühendisliği, elektronik mühendisliği okuyorsunuz, endüstri mühendisliği okunuyor veyahut sosyoloji, psikoloji, politik bilimler vesaire vesaire. Ben artık bu dönemin geçtiğine inanıyorum. Artık disiplinler arası geçişkenliğin eskisine göre çok daha farklı olması gerekiyor. Yani özellikle gençlerin çok dikkat etmeleri gereken bir konu, kendilerini tanımladıkları zaman bir kendilerini diyelim makine mühendisi olarak tanımlarlarsa, binlerce makine mühendisinden yalnız biri olarak kendilerini tanımlamış oluyorlar. Ama gitar çalan, İngilizce bilen, makine mühendisi bilen ve makine mühendisi olarak yetişmiş, ayrıca atıyorum şu kodlama dillerini bilen bir insan olarak kendini tanımladıkları zaman çok daha farklı ve gelişmiş bir, belki nispeten dar alanda ama doğru bir alanda kendilerini daha fazla ifade edebilme imkanlarını sahip olabilecekler ve bu şekilde de çalışma hayatında daha anlamlı bir yer alabileceklerini düşünüyorum. Üçüncü özellik ağ yapısı. Ağ yapısından da ben kastettiğim yine İngilizce terimiyle networking. Networking dendiği zaman bizim hala anladığımız konu elinde içki bardağıyla kokteyllerde masa masa dolaşıp yeni insan tanımak veyahut insanlarla yani kendi tanıdık çevresini genişletmek olarak kabul edilir. Halbuki benim görüşümce networking senin için gerekli bilgiye, senin üretken olabilmek için
gerekli bilgiye nasıl ulaşabileceğim? Bir insan kendi başına artık yeterli değil. Kendi bilgi birikimi, kendi beyninin içindeki bilgi birikimi katiyen yeterli değil. O insanın nerelere nasıl ulaşacağı, nerelerden bilgi alacağı ve o ki bilgi kaynaklarına nasıl ulaştığı ve bunu nasıl verimli olarak kullanabildiği, bence beyninin içindeki yapı kadar önemli diye düşünüyorum. Hep benim verdiğim bir örnek vardır. Okullarda genelde sorarım. Gezegenlerin sıralanmasını, yani güneş sistemindeki gezegenleri sıralayabilir misiniz diye. Hakikaten bir iki tane genelde o ekibin içinde bir iki tane arkadaş çıkar, sıralar. Ondan sonra da şakayla karışık beynin ne kadar gereksiz bir bilgiyle dolu olduğunu söylerim. Bir takım gülüşmeler olur ama gerçekten de öyle. Gezegenlerin sıralanması, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin madenleri, Madagaskar'ın başkenti, Surinam'ın yüz ölçümü, atıyorum bu gibi bütün bilgiler herkesin akıllı telefonunda, Google'ın da kendisine en fazla bir dakika mesafede, hatta daha kısa bir süre içinde elde edebilir. Yani bunları bilerek kendi beynini nelerle meşgul edeceğini çok iyi tanımlayabilmesi gerektiğini düşünüyorum insanların ve özellikle gençlerin. Ben tasadüfen yani küçüklüğümde, gençliğimde oldukça çok okurdum. O zamanlar genel kültür diye bir hala var. Genel kültür diye bir terim. Ben bugün bunu oldukça anlamsız görüyorum. O beynin içindeki bilgileri bilgi depolamak, ne bileyim ben Michelangelo'nun doğum tarihini ezberlemek veya Ayastefanos anlaşmasının tarihini bilmek, bunlar genel kültür değil. Burada önemli olan insanları, yani bir insanın sahip olması gereken kognitif yeteneğin aldığı bilgiyi olabilecek en verimli bir şekilde nasıl kullanabileceğine yönelik kafasını işletebilmeyi sağlamak. Bu aslında bizim temelinde alıştığımız eğitim tarzının belki tam tersi. Ama benim inancımca bundan sonra geçerli olması gereken yapı. Dördüncü yetkinliğe gelince, bu da tabii olmazsa olmaz yetkinlik güvenlik. Bizler evimizin ve yani bizim için güvenlik evimizin, ofisimizin ve arabamızın içindeki coğrafi güvenlikti. Yani arabanın kapısının dışına çıktığın zaman arabanın güvenliği arabanın içinde kalırdı. Evin güvenliği evin içinde kalırdı. Şu anda güvenlik sorunu her yerde var. Bilgisayarınız açık olduğu zaman, telefonunuz açık olduğu zaman aklınıza gelebilecek her ortamda 7/24 güvenlik sorununu yaşıyoruz ve bunun gittikçe daha arttığını göreceğiz. Hacking olabilir bu. Çeşitli farklı yöntemlerle linç edilmek de olabilir. Yani sanal linçler de olabilir. Her türlü güvenlik burada sorun. Tabii ki bilgilerimizin belirsiz bir yerde toplanıp bizim aleyhimizde kullanılması da olabilir. Bunların hepsi çok daha genişletilmiş bir güvenlik tanımı altında tekrar değerlendirilmeli. Benim görüşümce sanal yapı, dijital yapı bizim anladığımız çift boyutlu güvenliğe üçüncü bir boyut ekliyor. Yani eskiden eğer iki boyutlu konuşuyor idiysek güvenlik alanında, sanal dünya, sanal yapı üçüncü bir kimlik getirdi diye düşünüyorum. Bu dört tane özelliği
her dakika geliştirilmesi gereken ve her dakika insanların kendileri, kurumları, çalıştıkları kurumlar, ailelerini geliştirmeleri yönünde, ileriye yönelik hazırlamaları yönünde çok önemli kavramlar olduklarını düşünüyorum. Benim kendime göre bir kırılım tanımım var. Ve bunu İngilizce'de de kullandım. Hatta bir iki hakikaten Harvard profesörle de konuştum. Onlara da mantıklı geldi aslında. Çok geniş anlamda söylemek istiyorum. Bizim sistemlerimiz, gerek ekonomik yapımız olsun, gerek sosyal yapımız olsun, gerek hukuki yapımız olsun, bizim toplumda bir takım sigorta sistemlerimiz var. Yerleşmiş sigorta sistemleri var. Ve bizim hayatımızı aslında bir şekilde yönlendiriyor bu sigortalar. Ne bileyim ben mesela hukuk sisteminde Adalet Bakanlığı var veya noterlik sistemleri var. Gündelik asayiş sistemleri var veya vergiler var. Alınan çeşitli vergiler var. Bunlar aslında devletler tarafından, hükümetler tarafından konulmuş bir takım güvenlik güvenlik unsurları. Yine İngilizce bir terim kullanmak istiyorum. Gatekeeper'lar bunlar. O gatekeeper'larla işte o güvenlik mekanizmasıyla bizim hayatımız yönleniyor. Disruption dediğimiz veyahut bu kırılımlar, başarılı kırılımlar, bu gatekeeper'ları aslında etrafından dönüyor. Onları bir şekilde anlamsız kılmaya başlıyor. Diyelim Uber'e gelmek istiyorum, örnek olarak vereyim. Uber'den bahsettiğimiz zaman neyi kırıyor Uber? Tamam, taksilere alternatif oluyor ama mesela taksi plakası almak için siz belediyeye gitmek durumundasınız. Ama Uber'de böyle bir şey yok. Dolayısıyla taksi plakası için belediyeden veriliyor, onu tam olarak bilmiyorum ama taksi plakası alındığı zaman belirli bir ücret veriliyor. Yani onun üzerine baz edilmiş bir ekonomik yapı var. Yurt dışında diyelim Londra'da bir taksicinin taksi kullanabilmesi için lisans alması lazım. Onun için 5 sene çalışması lazım. Ve onun için de Londra Belediyesi'ne bir bedel ödüyor. Ve Uber'in çıkması tabii bu bedeli azalttı. Burada farklılıklar çıkmaya başladı. Yani ekonomik değişime zorluyor kurumların ekonomik değişimine yol açıyor. Bir başka örnek blok zincirlerinden bahsediyoruz. Birçok kimse herhalde blok zincirleriyle aşina. Evet, kripto paralar finans dünyasını alt üst ediyor belki ama asıl blok zincirleri kripto paralardan çok daha öteye bir kavram. Dağıtık sorumluluk yapısını getiriyor. O da bizim temelde hukukun en temel kavramlarından biri olan sözleşme yapısını doğrudan doğruya hedefliyor. Yani eskiden sözleşmelerin gatekeeper'ları diyeyim veya sigorta mekanizmaları Adalet Bakanlığı'dır, noterlidir, mahkemelerdir. Bir sürü böyle arada sizin için bir yani arada bir takım denetleyici mekanizmalar var. Blok zincir bu denetim mekanizmaları kendi içinde barındırıyor. Daha çok çok başarılı uygulamalar çıkmadı diyelim blok zincirlerinde. Ama çıktığı zaman yine bu temel kavramları tepeden tırnağa sorgulamaya başlayacak oluyoruz. Buna benzer her sene
üç aşağı beş yukarı birkaç senede bir diyelim, hadi en hafifinden bir takım disruption'larla karşılaşıyoruz. Ve bu disruption'lar bizim hayatımızın içinde gittikçe daha fazla yer ediyor. Dolayısıyla bizim koyduğumuz sigorta mekanizmaları, alıştığımız gatekeeper'ların yavaş yavaş yerini çok daha dinamik, çok daha yapısal, farklı gatekeeper'ların alması gerektiğini görüyoruz. Bu konuda hazır mıyız? Hayır değiliz. Açıkçası bizi pandemi çok doğru bir zamanda yakaladı. Bundan sonra ister istemez bu değişimler için yeni altyapı modelleri, bizim bu disruption'ları taşıyabilecek altyapı, üstünde disruption'ları taşıyabilecek altyapı mekanizmalarını bundan sonra görmeliyiz. Görmek için de çaba sarf etmeliyiz, talep etmeliyiz, hatta bunun üzerinde uğraşmalıyız. Bizim kendi aramızda başlangıç noktası diye bir grubumuz var. Gençlerin oluşturdukları bir grup, Türkiye Bilişim Vakfı altında. Bizim koordinasyonunu Cem arkadaşımızın götürdüğü. Başlangıç noktası bu gibi yeni dönemin altyapıları gerek hukuki olsun, gerek eğitimsel olsun, bu gibi altyapıların üzerinde çalışmak için projeler yapıyorlar. Bu keşke aramızda sizlerden de arkadaşları görme imkanına sahip olabilsek. Yine o noktaya geliyorum. Eskisi gibi olmayacak şeyler, yalnız evden çalışma ise, bu bana kalıyorsa biraz hafif. Bunun ötesinde bizim daha fazla değişmemiz gerekiyor. Yeni döneme kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Ve ben bunu zaten yalnız Türkiye olarak söylemek istemiyorum. Ben bunu bütün dünya için bu yapı gerekli. Hazır alışkanlıklarımızı bozmuşken yeni yapı için kafamızı çarpalım. Uğraşalım ve yeni altyapı düzeni içinde çalışmalarımızın arasında düşünelim. Bunu herkes yapabilir. Herkesin gücünün, impact gücünün kendi tahmin ettiğinden çok daha fazla olduğuna inanırım. Onun için bunun üzerine herkesin çalışması gerektiğine inanıyorum. Son bir noktaya da gelmek istiyorum. Disruption konusunda, disruption güzel. Bakın, sosyal medya hepimizin alıştığı bir yapı oldu, hoşumuza gitti, epi bir dönem beraber yaşadık, kullanım alışkanlıklarımızın içine girdi. Fakat bir süre sonra karanlık taraflarını da yanında getirdi, linç kültürünü getirdi. Popülerizmi getirdi veya yalan haberleri getirdi. Bunlarla birlikte bir sosyal medyayı sorgulamaya başladı. Bunun yanında her türlü aklımıza gelebilecek her türlü disruption bizim hayatımıza girdikten sonra bir müddet sonra karanlık taraflarını da kendi yanında getirmeye başlıyor. Eğer altyapı çalışmalarından bahsediyorsak, bu altyapı çalışmaları özellikle dinamik, değişime açık ve kendini yenileyebilen gatekeeper'ları getirebilecek şekilde tasarlanmalı. Benim anlatmak istediklerim aslında bu kadar. Ben bundan sonra Cem, sana mı veriyorum sorular için? Bundan sonra sorular üzerine ağırlık verelim isterseniz. Sorularımız var. Aslında anlattıklarınız bir anda birey olarak evet pek çok zorlukla karşı karşıyayız ama öte yandan da bu zorluk ve belirsizlik ortamında kendimizi geliştirdiğimiz zaman da büyük bir fırsatın eşindeyiz'i bana sıklıkça hatırlattı. Özellikle
Evet, özellikle iş hayatında yetkinlikler çok iyi biliyorsunuz. Yani bu konuyu zaten dijital okuryazarlık ve insanların kendi potansiyelini ortaya çıkartmasını dert eden bir insansınız toplum için. Hem profesyonel hayatınızda hem vakıf girişimlerinizde. Aslında insan kaynakları ve girişim profesyonelleri için çok büyük fırsat var. Çokça soru var. Ben sorular için önce ilk sözü Cem Bey size bırakayım. Birkaç soru var. Onların içerisinden seçeceğiniz var. Kimden olduğunu söyleyerek hatta paylaşalım. Çok değerli katılımcılarımız var. Paralelinde de Faruk Bey tüm katılımcılara şu anda soru ekranını açıyoruz ve sizlere sormak istedikleri soruları iletmelerini rica ediyoruz. Şimdi arkadaşlarım soru ekranını tekrar açıyor. Tekrar çok teşekkür ederim. Yani İK ve eğitim alanında ilham alacağımız çok şey var. Çok teşekkürler Cem Bey. Tabii ilk soruyu sorayım o zaman. İlk soru Ömer Burhanoğlu'ndan geliyor. Şöyle bir soru sormuş. Uzaktan eğitim test edildi bu korona döneminde ve şu anda devamı artarak gelecek mi merak ediyorum diyor. Nasıl ve ne kadar uzun bir vadeye yayılacak bir şekilde bu online eğitim devam edecek diye sormuş. Şimdi tabii burada öngörü çok zor bir şey ama yani nasıl devam edecek? Ben bunların hepsine yani eğitim olsun, uzaktan çalışma olsun bunlara benim verdiğim bir isim var. Bunlar demek ki olabiliyormuş kategorisi. Demek ki bir takım şeyler olabiliyormuş. Bir sürü yüksek okul, lise, herkes neredeyse bu eğitim sisteminin içine girdi. Bunun ben çok temel büyük değişimleri getireceğini düşünüyorum. Ama bunun biraz daha uzun vadeli olabileceğine inanıyorum. Yani ders anlatmayı uzaktan yapmak eğitimde değişim demek değil benim görüşümce. Yani o başka bir şey. O yani hani elle yazılan mektubu ne bileyim ben bilgisayar Word ekranı üzerinden yapmak gibi. Ama biz elimizdeki bilgisayarı çok başka nedenlerle de kullanıyoruz. Ve mektup yazma stilimizi de değiştiriyoruz, yapımızı da değiştiriyoruz. Mail çekiyoruz. Bambaşka yapılar kullanıyoruz. Bunun biraz daha zaman alacağını düşünüyorum ben. Yoksa sınıf eğitimini internet üzerinden veya Zoom üzerinden veyahut Perkulus üzerinden yapın. Yani bu değil. Eğitimin değişmesi benim gözümde bu değil. Eğitimin gelişmesi benim inancımca bu benim söylemek istediğim yetkinlikleri kazandıran, proje tarzı eğitime geçen ve insanların özellikle yani özellikle gençlerin kendi becerileri çerçevesinde nasıl yararlı olabileceklerini getirecek yapıya getirmesi. Yani herkes fizik, matematik, tarih, coğrafya öğrenebilir, tamam. Ama bunun üzerinde ben eğitimi neye benzetiyorum biliyor musunuz? Bugünkü eğitimi ki aslında o eğitim sisteminin çıkma şekli de o. Yani bandın üzerinde gazoz doldurma makinesine benzetiyorum. Yani siz gazoz şişeleri geliyor, içine aynı eğitimi boca ediyorsunuz ve onun üzerine diploma diye bir de kapak koyuyorsunuz ve pazara salıyorsunuz. Oradaki çocukların, eğitilen çocukların veyahut eğitilen kişilerin her biri ayrı karakter, ayrı aile yapısı, ayrı sosyal yapı, ayrı becerileri bunların bir sınıfın içindeki 20 kişiye baktığımız zaman, 20 öğrenciye baktığımız zaman bu 20 öğrenci bambaşka, birbirlerinden bambaşka insanlar, gençler, bambaşka beklentileri, bambaşka amaçları olan çocuklar. Onların hepsini aynı sınıfa dizip aynı şey yapmalarını istiyoruz. Asıl değişmesi gereken bu.
ve bunun çok daha küçük yaştan itibaren değişmesini gerektiğini düşünüyorum. Evet, bu yapı devam edecektir. Ben okul yapısında kısa vadeli hakikaten büyük değişiklikler olacağını düşünüyorum. Ama uzun vadeli değişikliklerin gerektiğine inanıyorum. Ahmet Bey, siz devre almak ister misiniz? Lütfen siz devam edin. Bir sorumuz daha vardı. Diğer soruları şu anda toparlıyoruz. Çokça soru var. Çok özür dileyerek tüm soruları alamıyoruz ama olabildiğince çok yanıtlıyor olacağız. Zor Cem olan, Bey. Zor olan. Zor olan. Zor olan. Tamam, onlara bakıyoruz. Cem Bey. Tamam, okey. O zaman daha sorular devam ediyorken yine aynı Ömer'in bir sorusu daha var. Onu da belki cevaplandırmak isteyebilirsiniz. Orada da blockchain'in evriminden bahsetmiş aslında. Ve bu zaten sunum sırasında bahsettiğimiz blockchain'in hayatımıza yavaş yavaş girmesi ve uygulamaların belki ileride daha da çok görecek olmamızın bu var olduğumuz dönüşüm sürecinde nasıl bir etkisi olacak? Blockchain'in etki alanını arttırmasını kolaylaştıracak mı bu korona dönemi? Bununla ilgili herhangi bir bağlantı kuruyor musunuz? Onu merak etmiş. Şimdi ya bunları tabii yani koronanın bu gibi yeni kavramlara etkisinin nasıl olacağını konuşabilmek yani o benim haddim değil. Yani ben zaten mesela fütürizme de inanmam. Yani öngörüye inanmam. Yani bugün yarından itibaren bu değişecek. Öbür gün şu şekli alacak deme cesaretini kendimde bulamıyorum. Ama bildiğim bir şey var. Yani şimdiye kadar yani biliyorsunuz işte bir 17-8 senedir diyeyim Bitcoin hayatımıza girdi. Birçok kimse bunun yanında bir sürü kripto paralar da hayatımıza girdi. Bunlar şu anda belki ilgiler bile nispeten daha fazla azalıyor. Çünkü yani genel borsasında belli bir düşüş yaşanıyor şu anda. Ben şuna inanıyorum. Kripto paraların dışında blok zinciri çeşitli sektörler içinde blok zinciri uygulamalarının pandemiden bağımlı veyahut bağımsız kısa zamanda devreye girebileceğine inanıyorum. Şimdiye kadar girmiş olanları var idiyse yani pandemi sürecinde kullanılması arttı mı? Ben bunlar hakkında hiçbir şey duymadım. Yani bu konuda yeni bir bilgim yok. Ama daha yeni yeşeriyor blockchain'ler, blok zinciri teknolojileri. Bunlar pandemiden dolayı nasıl daha devreye girer onu bilemiyorum. Ama şuna inanıyorum ki bu deneyimin, yaşanan pandemi deneyiminin yeni uygulamaları patlatma ihtimalinin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Çeşitli alanlarda. Yani yani blok zincirlerini siz aslında herkes kendi disiplini çerçevesinde yeni bir kavram olarak içine ekleyebilir. Yani onu hazmettiyse yani kavramı hazmettiyse her alanda blockchain uygulamaları gelişebilir. Ben bundan sonra bunların bir patlamayı yaşayabilme ihtimalinin büyük olduğuna inanıyorum. Çok çok teşekkürler. Bir soru var aslında pek çok soruyu elerken benim de dikkatimi çeken Cem Bey izninizle onu sorayım ben. Yetkinlikler konusu çünkü Faruk Bey'in hep bahsettiği bir konu. Yeni dönemde bilişsel esneklik ve eleştirel düşünce önemli yetkinliklerden olacak. Faruk Bey bu konuda katılır mı? Yorumu ne olur? Başka hangi yetkinlikler insanların gelişimi için önemli olacak? Samet Delen'den gelen bir soru. Bu krize girmeden önce bir şey yaşadık biz. Yani diyelim tutucularla progresifler arasında gerçekten bir ağır bir gerilim yaşanıyor. Yani ülkelerde de
popülist liderlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Bir takım gerilimler toplumlar içinde bütün bir takım gerilimler yaşandığını görüyoruz ve bu pandeminin ortaya çıkması zaten bu gerilimleri de bazı ülkelerde özellikle de arttırdığını görüyoruz. Bir iki tane önemli şeyi gördük gibi geliyor bana. Bir kere biz ne dersek diyelim, bilim önemli, araştırma önemli. Ve şu anda belki dünyanın en iyi çalışan küresel ağı sağlık alanındaki bilim adamları. Şu anda müthiş bir harmoni var. Ortada bir büyük bir sorun var. O büyük sorunu çözmek için odaklanan geniş bir sağlık bilim network'ü var. Araştırma ve geliştirme network'ü var. Ben bunun aslında çok önemli bir farklılık olduğunu düşünüyorum. Eskiden böyle değildi. Biz rekabet içinde geliştik. Yani rekabet kavramının yani o kadar ciğerimize işlemiş bir şeydir ki birlikte çalışmadan taviz vermeye hazırız rekabet için. Ama bugün bunun böyle olmadığını görüyoruz. Bugün bütün dünya bir arada el birliğiyle bir sorunu çözmek için odaklanmış durumda. Aslında belli bir takım bu koronavirüsü gelmeseydi de yani bu pandemiyi yaşamasaydık da birkaç tane sorun var ki bu sorunların giderilmesi için yani bu sorunlar bizim mevcut kurumsal yapımız, Türkiye demiyorum yine bunu özellikle altını çizmek istiyorum, dünyadan bahsediyorum. Dünyadaki ülkelerin hatta kurumsal yapıları bu sorunları çözmeye elverişli değil. Küresel ısınmayı ülkeler birbirlerini bu konu üzerinde didiklediği sürece bu sorunu çözemezsiniz. Enerji ihtiyacı aynı şekilde. Gelir uçurumunun artması. Bu da küresel olarak el atılması gereken bir sorun. Bütün bunlar bizim alıştığımız ülkelerin birbirleriyle rekabeti, şirketlerin birbirleriyle rekabeti, insanların birbirleriyle rekabetiyle çözülecek olan konular değil. Burada el birliğiyle çalışmayı öğrenmesi lazım insanlar. Tamam, rekabet bazı konularda belki iyidir, bazı geliştirmeler için iyidir. Ama ortadaki sorunların temelinde sorunların en temelinde yapılması gereken konunun birlikte çalışmayı öğrenmek olduğunu düşünüyor. Demin sorgulamadan bahsettiniz. Bu da bunun bir parçası. Ama sorunların ayrışma değil, birlikte olmak, küresel sorunlara birlikte çözüm aramanın ben en önemli ve vazgeçilmez unsurlardan biri olduğunu kabul ediyorum. Teşekkür ederiz. Bu arada onlarca soru geldiğini söylemem lazım. Çok teşekkürler. Yani arasından böyle okumaya yetişmeye çalışıyoruz yani bir yandan şu anda. Burada bir tanesini okuyayım. Görkem Aslan sormuş. Yeni normalin tanımanın yapıldığı bu günlerde yeni insan da yapılandırılıyor aslında. Yeni dönemde ihtiyaç duyacağımız bazı belli başlı özellikler olduğu gibi terk etmemiz gereken özellikler, alışkanlıklar da oldukça fazla. Sizce yeni dünya düzenine geçiş yaptığımız bu kapının ardında bırakmak zorunda olduğumuz inanç, düşünce sistemi, alışkanlık ve yetkinlikler neler diye sormuş. Çok güzel bir soru. Yani ben bir kere herhalde bunların en önemlisinin unutmayı öğrenmek olduğunu düşünüyorum.
Yani alışkanlıklarımızdan vazgeçmek olduğunu düşünüyorum. En önemli geleceğin özelliklerinden bir tanesi. Hakikaten vazgeçmemiz lazım. Yani o kadar fazla tüketim endüstrisinin kurbanı olduk ki, bunu yani herhangi bir komünistlik etmek için falan söylemiyorum ama öyle bir şeyle yaşıyoruz. Yani bu pandeminin bize gösterdiği en önemli konulardan birisi de herhalde birçok şeyin ne kadar gerçek, yani tüketim alışkanlıkları çerçevesinde bir takım şeylerin gerçekten ne kadar lüzumsuz olduğunu görüyoruz. Yani bunlar ne kadar kalıcı olur, ne kadar uzun dönemli olur onu bilmiyorum. Danny Rodrin söylediği bir Harvard ekonomist, Danny Rodrin söyledi, yani ister istemez insanlar yine eski alışkanlıklarına geri dönecek diyor. Yani ben buna inanmıyorum. Her şeyin değişeceğine de inanmıyorum. Ama birçok şey değişecek, birçok şey zaman içinde daha fazla değişecek. Bu şeyi de unutmayalım. Yani bu pandemi yalnız bir sağlık krizi olarak kalmayacak. Biliyorsunuz bunun arkasından bir de ekonomik kriz geliyor. Yani bu dünya fakirleşecek. Bu dünya ortalama olarak temelde fakirleşecek. Bu fakirleşmenin insanların nelerle yetinebileceğini öğretmesi gerektiğini inanıyorum ben. Bunların yani ne bileyim ben üzerinde vakvak işlenmiş ojeler hayatımızda gerçekten ne kadar yer almalı veya ne bileyim ben moda dünyasının her gün her sene farklı rengi iteklemesi ne kadar yer almalı bunları ben bilemiyorum. Ama gerçekten yalın ihtiyaçlarımızın, yalın zevklerimizin ne kadar önemli olduğunu öğreneceğimizi umuyorum. Bunların hepsi tabii temenni. Yani dediğim gibi yani öngörüden çok ürkerim ben genelde. Çok çok teşekkür ederiz. Bir zor soru daha geliyor Faruk Bey. Orhan Göksal Bey soruyor. Değişim hep korkular ve krizlerle mi olacak? Siz kendi işlerinizde değişimi nasıl başlatıyorsunuz? Şimdi belki korkuyu bir tarif etsek biz. Yani neden korkarsınız? Genelde bilmediğinizden korkarsınız. Beklemediğinizden korkarsınız. Yani 20 sene öncesi bugünü tarif etseniz, bugünün koşullarını tarif etseniz genelde çok ürkersiniz. Ama yani bugüne geldiğimiz zaman da aslında yani tabii pandemiyi yine bir kenara bırakıyorum. Yani bu özel bir case, özel bir durum. Aslında 20 sene evvel korktuğumuz gibi olmadığını görüyoruz. Ben şeye bakın, Sokrat yani gelecek endişesi yüzünden Atina'nın nereye gideceğinden korktuğu için intihar ediyor. Ne bileyim ben, dünya bir sürü nihilist filozofla dolu. Yani geleceğin ne kadar ümitsiz olduğunu anlatan filozofla dolu. Ne bileyim ben, Nietzsche'sinden, Schopenhauer'ından tutun. Herkeste böyle bir şey var. Ama aslında bugün bakıyorsunuz, yani ne bileyim ben, bebek ölümleri azalıyor. Hayat standardı yükseliyor. Bir takım şeyler devamlı düzelmeye devam ediyor. Yani Sokrat'ın zamanından beri herhalde dünyada epey bir şey düzeldi. Şimdi bunu böyle baktığımız zaman demek ki yapılabilecek daha çok şey var. Burada da değişimden korkup korkmamak noktasına gelip dayanıyor. Bence bilinmezlikten korkmamak. Bilinmezliğe çünkü
Adım adım gidiyorsunuz. Geleceğe adım adım gidiyorsunuz. Yani 10 sene sonrasını tarif ettiğiniz zaman bir kabusu tarif ediyorsunuz ama 10 seneye giderken her gün o değişikliğe adapte olarak, uyum sağlayarak gitmeye başlıyorsunuz. Bence öyle değil. Yani dünya kötüye gitmiyor. Dünya iyiye gidiyor. Ha belki bir takım yoğun global tehlikeler artıyor. Ama bir takım sinyaller de onları zamanda düzeltmemize hep izin veriyor. Yani gelecekten korkmanın bir anlamı yok. Biz adım adım neyi tehlike olarak görüyorsak onu düzeltmek için sabırla uğraşmamız gerektiğini düşünüyorum. El birliğiyle. Çok teşekkürler Cem Bey. Buyurun. Şimdi bir soru daha var. Levent Kutlucan yazmış. Bunu çok ufak ben de bir modifiye ederek yönlendireyim size. Şöyle soruyor. İnsanlara çip takılması ne kadar gerçekçi? Önümüzdeki bu dönemde böyle zorunluluklar görebilir miyiz diyor. Hatta daha da ileri gidip şöyle bir şey de olabilir mi diyor. Mesela bir ülkeye ziyaret ettiğiniz zaman vize anlamında da bu tip işler olabilir mi? Yani hayatımızın bir parçası olabilir mi diyor. Belki hem şu anki hem de ileriki dönemde biyoteknolojiyle de birleştiği zaman bu gözetim kapitalizminin bize etkilerinden bahsetmek isterseniz çok güzel olabilir diye düşünüyorum. Evet, yani ben bunun gerçekten aslında büyük bir tehlike olduğunu düşünüyorum. Biz bunları yine gelecekten bahsettiğim zaman bugünkü tanım altında değerlendiriyoruz. Tanımımızın belki biraz yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani ben istemem kendime çip takılmasını. Ve eminim ki yüzde insanların çok büyük bir bölümü de bunu istemeyecektir. Ama zaman içindeki gelişmeler özellikle sağlık açısından yaşamı uzatabiliyorsa, daha konforlu bir yaşam standardı getirebiliyorsa, bir takım bireye önemli avantajlar getirmeye başlayacaksa o zaman reddetmek belki anlamsız olmaya başlayacaktır. Burada gözetim noktasına gelince, burada da biz şu anda ülke gözetimiyle şirket gözetimleri arasında tıkanmış kalmış durumdayız. Yani ikisinden bir tarafta ülkeler Çin'deki gibi mesela devamlı herkesi gözetleyen, her tarafın kamerayla bezendiği bir yapı var. Herkesin yüz ifadesini ve kimliğini bilen bir yapı var. Öbür tarafta da ne bileyim ben bir takım büyük şirketler her attığımız adımı rahatlıkla izleyebilecek, kendi network'ümüz çerçevesinde izleyebilecek duruma geldiler. Ama o şirketler şimdi mesela Google'la Facebook bir araya geldi. Pandeminin yayılmasını önleyebilmek için bir yazılım geliştirdiler. Şimdi bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Bunu olumlu anlamda mı değerlendireceğiz, olumsuz anlamda mı değerlendireceğiz? Bunlar hep yeni soru işaretleri getiriyor. Şu andaki sorunun çözümünün ben yani çip takılmasının temel sorununun aslında gözetim korkusu olduğunu düşünüyorum. Ama gözetimin bir noktada değil de gözetimin de açık sistemlerle değerlendirilebildiğini düşünebilecek olursak ben aslında çok o kadar fena bir şey olmadığını düşünüyorum. Yeter ki bir müddet sonra birilerinin iki dudağı arasına düşmeyelim. O zaman işler tabii çok tehlikeli olmaya başlıyor. O zaman büyük birader yapısı devreye giriyor. Çok farklı kontrol mekanizmaları devreye giriyor. Ama dağıtık bir denetim mekanizması çerçevesinde
çok çok olmayacak bir şey de olmadığını düşünüyorum. Çünkü konforumuzu arttıracaksa, yaşamımızı yaşam değerlerimizi yükseltebilecekse niye olmasın? Yeter ki dağıtık olsun. Yeter ki sorumluluğu belli bir noktada birilerin elinin içine vermeyelim. Tam bununla ilgili çok teşekkürler Faruk Bey. Tam bununla ilgili siber güvenlik tabii bu kadar her şeyin uzaktan olduğu eğitimin, çalışmanın bir noktada çok daha önem kazanıyor. Gerek kişisel bilgi güvenliği, hani gözetimle ilişkili olduğu için söylüyorum. Kişisel bilgi güvenliği, işlerimizle ilgili bilgi güvenliği konusunda da kişisel olarak görüşlerinizi çok merak ediyorum. Birkaç cümlede bu konuyla ilgili yorumlarınızı rica etsek. Kişisel bilgi güvenliği mi? Bir daha tam olarak soruyu alabilir miyim Ahmet Bey? Tam olarak tabii, anlamadım. Tabii. Şunu demek istiyorum. Tabii gözlemlenebilir olmaktan bahsettiniz. Bugün her şeyin uzaktan olduğu dünyada bir yandan da bu kişisel verilerin veya uzaktan çalışırken, uzaktan eğitim alırken kurumun bilgileri, KVKK, biliyorsunuz bir dizi devlet otorite tarafından konulan güvenlik önlemleri var. Bu konuda birey olarak, şirketler olarak daha fazla dikkat etmeliyiz değil mi? Evet, sesiniz çok iyi geliyor. Bağlantı hızı nedeniyle görüntüyü kapattık. İsterseniz siber güvenlikle ilgili birkaç cümlenizi daha alıp sonra son soruya ya da son bir iki sorumuz var. Oraya geçebiliriz Faruk Bey. Yani bir kere burada tabii bireysel güvenliğin önce parolalardan geçtiğini düşünüyorum. Herhalde bunu artık buradaki az yuruna pek anlatmaya gerek var mı onu bilemiyorum ama yani kendi ismini, doğum gününü veya 1, 2, 3, 4, 5'i parola olarak kullanmanın ben çok çok sakıncalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir başka konu, herkes, insanlar kendilerini genellikle koruma açısından hiç ciddiye almıyorlar. Yani benim bildiğim hakikaten bayağı ağırlıklı bir iş adamı bir keresinde ya benim bilgilerimi ellerine geçirseler ne olacak, geçirmeseler ne olacak demişti bana. Ama senin bilgilerinden başka, ya korona virüsü gibi kısacası, yani elinin değdiği yerden başkaları da hastalanabiliyor veyahut başka bilgiler de gelebiliyor. Oradan şirketi kapattırabiliyorsun, oradan şeyi kapattırıyorsun. Ne bileyim ben, şirketin parasını rahatlıkla çalmaya başlayabiliyorsun. Bütün bunlar aslında o kendini hiç önemsemeyen küçücük adamcıktan veya hanımcıktan geçiveriyor. Burada çünkü bunların kaldıraç gücü çok yüksek. Yani özellikle de iyi siber kriminallerin uğraştığı konu kaldıraç gücü basit yerden girip, hiç tahmin edilemeyecek yerden girip çok farklı yerlere erişebilmeleri zaten en büyük hedef. Çok güzel bir örnek vardır. Bundan 3 sene evvel kim bilir aralarında ona benzer çok daha komik hikayeler çıkmıştır. Koskoca bir kumarhanenin paraları bir akvaryumun kontrol mekanizmasına, ısı mekanizmasının kontrol sistemine sızmakla girildi. Yani oradan paralar soyuldu. Bütün kumarhanenin kendi sistemi içine girildi. Böyle şey, yani böyle hiç aklınıza gelmeyecek, tahmin etmeyeceğimiz şeyler olabilir. Onun için verilecek kurallara, belli başlı kurallara, minnacık kurallara dahi çok çok iyi dikkat etmek lazım. Çok teşekkür ediyorum Faruk Bey. Dilerseniz son soruyla ve son önerilerinizle oturumumuzu kapatalım. Bir doktordan gelen bir soru var. O yüzden pozitif ayrımcılık yapıyorum. Bu dönem gerçekten hayatın devamı için çok önemli sorumluluk istenen
kişilerden, gruplardan diyeyim. Can Berk Gül'ün bir sorusu var. Onlara da şu anda hep beraber bir teşekkür edersek şu andaki doktorla hepsine, bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ederim. İyi ki bu dönem böyle büyük yükte bu kadar güçlü bir kadro var. Fizik tedavi doktoru ama aynı zamanda dijital marketing, teknoloji ve inovasyon konusuna çok meraklı Remberk Bey. Aslında küçük işletmelerin ya da startupların bu dönem bu beklenmedik ortama uyumu ile ilgili neler yapması gerekir konusunda görüşlerinizi istiyor. Çok hızlı ve beklenmedik değişimler var. 7-10 kişilik işletmeler bu kriz ortamında ne gibi uygulamalar sizce yapmalı ve bu süreçten çıkışla ilgili ne kadar yakın ya da orta vadeli bir çıkış görüyorsunuz biraz ekonomik anlamda. Evet. Dolayısıyla yanıtınız biraz küçük işletmelere de fikir verecek. Yani şu anda pek hele son soruysa herhangi bir şekilde moral bozmak tabii ki istemem. Ama yani bir yani doktor olarak kendileri tabii çok iyi biliyordur diye tahmin ediyorum. Bu ne kadar sürecek? Bunun gerçekten peak noktası var mı? Yok mu? İkinci bir girişim şey olacak mı? Bir ay mı? Beş ay mı? 10 ay mı? Bunlar hakkında ben hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbirimizin de bir şey bildiğini düşünmüyorum. Yani burada şu anda yapmamız gereken en doğru şeyin koza ölmek olduğunu düşünüyorum. Yani geri çekilelim. Kendimizi buzluğa kapayalım, nefes alabilecek şekilde, kendimizi dayandırabileceğimiz şekilde birlikte çalışanlarımızı da yani eğer KOBİ isek veyahut büyük şirketsek her neyse nasıl hep birlikte dayanabiliriz diye bakıp kendi kozamıza çekilmekten başka ben yani bir haftadır, 3 haftadır, 5 haftadır 5 aydır onu bilmiyorum ama dayanabileceğimiz kadarıyla nefesimizi tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Aslında kendimizi bu yeni düzende geliştirerek sürekli hazır olma hali, yeni belirsizliklerde becerini ve gelişimimizi sürekli kılmak çok, çok önemli. Ortadayken webinar yapmamayı kastetmiyorum tabii. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok, o kadar çok soru var ki. Sağ olun. Çok keşke hepsini cevaplandırabilseydik. Çok çok teşekkürler. Biz çok teşekkür ederiz. Can Bey'se de çok teşekkür ediyorum katılmanız için. Önümüzdeki dönemde büyük ihtimalle tekrar sorularla bir araya geleceğiz. Can Bey, Faruk Bey son cümleler için size bırakıyorum. Buyurunuz. Eklemek istedikleriniz olabilir. Valla ne diyeyim? Gayret, cesaret, metanet, dayanalım. Yani bu işten kısa dönemli değil ama orta dönemli çok önemli ayrıcalıklarla, farklılıklarla çıkacağımızı düşünüyorum. Ve ümidimi ona bağladım. Yani yapacak çok şeyimiz olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkürler. Can Bey? Ben de bundan sonra artık teşekkür edip size de tekrar sözü vereyim bundan sonra. Daha fazla bir şey söylemiş olmayayım. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum ben de herkese katılımları için. Çok yakın bir zamanda yepyeni bir konu, yepyeni bir konukla öğrenmeye, gelişmeye, bu yeni düzene uyumda becerilerimizi ve ekiplerimizin becerilerini geliştirmeye devamlı buluşmak üzere. Tekrar çok teşekkürler. Sağlıcakla kalınız. Kendinize çok iyi bakınız. Hoşça kalın.